bu kadar laf, malzeme falan. Sonra yayının sonlarında hiçbir şey olmamış gibi çerez dayıyorum ve 10 bin kişi izliyor. Ama bu tabii çok gurur duyduğum bir yayın değil. Öbür kızla canlı yayında öpüşmem falan da ve hepsinin başrolünde alkol var abi işte. Yaramıyorsa içmeyeceksin. Ben artık şey yaptım abi. Ben artık içmeyeceğim ya da iki bira içip bırakacağım dediğimde olmuyordu. Nasıl kesin çözüm sağladım biliyor musun? Allah'a tövbe ettim. Bitti. Çünkü içki içmenin günahı ayrı, tövbeyi bozmanın günahı apayrı. Çok yani Allah'a Evet. verdiği sözü bozuyoruz. İçki üzerinden soru Bağsağlar. sorayım madem. Heh. Şimdi Sor yavrum. herkes haram haram diyor da ben Kur'an'ı okudum haram diye bir şey görmedim. Necis diyor, pistir diyor. Faydası Evet. vardır, zararı çoktur diyor yani. Ya o Dolayısıyla aslında konuda Müslüman evet. içebilir baktığın zaman. Ya ben de o görüşe gittikçe yakınlaşıyorum. Ha yakında içerim buna malzeme şey yol yapıyorum değil. Hayır be. Bana yaramıyor. Ben içmeyeceğim. Fakat nebiz diye bir şey bilinir. Hani hamr Kur'an'da şeydir. Şeytan işi pisliktir. Hamrı şarap diye çevirip çünkü o zaman Arabistan'da bira falan da var. Başka cigara falan da var yani. Ham şaraptır ama bir de nebiz diye bir şey var. Nebizi hadislere inanmam ama Ömer'in, Ali'nin de içtiği hatta söylenir. Hatta padişahların bazıları nebiz içiyor şarap haricinde. Abdülhamit'in torununun bir şeyi var. İsterseniz çok kısa bir kesit dinletebilirim. Abdülhamit'in torunu anlatıyor. Rom içermiş Abdülhamit. Var bunun videosu. Fatih Altaylı'nın programında anlatıyor galiba. Rom içermiş ve diyormuş ki bak Kur'an'da şarap diyor. Ben rom içiyorum diyormuş Abdülhamit. Bunu torunu anlatıyor yani çok bilinci Çoğu kaynak. Aynen. kitapta yazar canım, bilinen bir şeydir o. Evet. Bunu tabii Diriliş Ertuğrul Kitle falan kabullenemez ama hani Dördüncü böyle Murat örneğin. evet ya böyle bir muhabbet var. Tabii böyle bir söylenti var ya da Abdülhamit böyle yaptı diye bu şey doğru olmuyor. Ama bu zaten konuşulan, tartışılan bir şey. Şarap dışı alkolün sarhoş etmeyecek, namazdan uzak tutmayacak düzeyinde helal olduğu söylenen bir şey. Ben de bu görüşe gittikçe yaklaşıyorum açıkçası yani. Ya ben Müslüman değilim, yine de bu görüşteyim yani hani. Evet. Abi sen şeysin ya. Geçenlerde şefaatin yalnızca Allah'tan olduğunu, Kur'an'da bir başkasının bir başkasını cehennemden cennete kurtaramayacağını anlatıyorsun. Yer altında bir şortsun. Yani kısa Aha. videon yayınlanmış. Abi Müslümanlardan linç yiyorsun. Bir agnostik İslam'ı doğru anlatıyor ve Müslümanlardan linç yiyor. Ya çok üzücü ya. Ya çok çok üzücü ya. Welcome Yani to the Middle East kardeşim. vallahi Orta billahi Doğu. yani hani kendimi de öyle çok yüceltmek, üstün görmek istemiyorum ama bazı yanları üstün tabii. Yani onu da tevazu göstermeyeceğim. He, ne kadar iyi bir insanım ahlaken onu Allah bilir tabii ama bu kadar da lov olunmaz be kardeşim. Yani buna nasıl inanabiliyorsunuz ya? He, Allah'tan daha merhametli bir insan ki cehennemden cennete kurtarabiliyor onu. Allah cehenneme atmış. Adam diyor ki Allah'a dur bu cennetlik olsun. Ya Bak, Selefileri desteklediğim yegane konu o. Adamlar tarikat karşıtı ya, cemaat, tarikat, şefaat, böyle şeyhlik, şirk şıklık. konusunda çok hassaslar. Evet. Olmaları da lazım yani. Ya o konuda bazı konularda iyiler. Bir de tasavvuf karşıtlığı konusunda birleşiyoruz ya adamlarla. Öyle deyince de şimdi bana selefi misin diyorlar. Yok abi ben ne selefisi yani manyak mısın? Selefi ise zaten o başka bir şeydir artık ya. Direkt Müslüman da Yani geç. evet. Doğru yol olsaydı Müslüman olurdu. Bu kadar düz mantık. Efe de gelsin.